Merhaba arkadaşlar. Hayvancılık Ekonomisi dersine hoş geldiniz. Hayvancılık sektöründe pazarlama ve örgütlenme programımızda pazarlama kavramı ve pazarlama araçları, pazarlamada verimlilik, teknoloji ve organizasyon, Türkiye'de hayvansal ürün pazarlama kanalları, kooperatifçilik kavramı, tarihsel gelişimi, ilkeleri ve kooperatifçiliğin Türkiye'deki gelişimi ve son olarak da hayvancılık sektöründe üretim kesiminin örgütlenmesi ve alınması gerekli önlemler konularını ele alacağız. Hazırsanız ilk konumuz olan pazarlama kavramı ve pazarlama araçları ile başlayalım. Pazarlama dar anlamda alışveriş yapmak demektir. Oysa marketing çok çeşitli teknik ve ekonomik aşamaları kapsamakta ve fonksiyonları ifade etmektedir. Genel bir tanımlama yapılacak olursa pazarlama iktisadi mal ve hizmetlerin üretiminden tüketimine kadar olan aşamalarla ilgili her türlü işletme faaliyetlerini inceleyen özel bir işletme iktisadi alanıdır. İktisadi mal ve hizmetlerin pazarlanmasının ise üç temel amacı vardır. Talep hacminin muhafazası, talep hacminin artırılması, pazarlama hacminin yükseltilmesidir. Pazarlamanın temelinde pazarlama karması olarak da ifade edilen dört temel kavram yer alır. Bu ilkeler İngilizce karşılıklarından dolayı 4P olarak bilinmektedir. Ürün, fiyat, dağıtım, tutundurma. Pazarlama fonksiyonlarının yerine getirilmesinde yararlanılan başlıca araçlar ekranın sağında gördüğünüz şekilde sıralanabilir. Piyasa araştırması, marka, ambalaj, reklam, satış personeli. Şimdi bu araçlardan ilki olan piyasa araştırmasına değinelim. Piyasa araştırması pazarlama problemlerinin çözümüne ilişkin bilimsel metodun uygulanması olarak ifade edilebilir. Piyasa araştırmasında mal ve hizmetlerin pazarlamasına ait veriler sistemli şekilde toplanarak kaydedilmekte ve analiz edilmektedir. Piyasa araştırması konusu işletmelerin pazarlama faaliyetleri ile ilgili her konuda yapılabilir. Bunlar tüketici araştırması, ürün araştırması, reklam araştırmasıdır. İkinci pazarlama aracı olarak marka kavramı üzerinde duralım şimdi de. Piyasada teşhir edilen malın benzerinden ayırt edilebilmesi marka ile mümkün olur. Markaların seçiminde tüketiciye en uygun geleceği düşünülen kelime veya sembollerden yararlanılması gerekmektedir. Üçüncü bir araç olarak da ambalajdan söz edebiliriz. İnsanların ilk olarak gördüğü, dokunduğu şey ürünün ambalajı olduğu için pazarlama sürecinde ambalaj önemli bir konumda yer almaktadır. Pazarlama faaliyetlerinde reklamı dördüncü araç olarak ele alabiliriz. Peki nedir bu reklam? Hemen kısa bir tanım yapalım ve devam edelim. Bir iktisadi malın varlığının ve özelliklerinin tüketiciye tam ve doğru olarak etkin bir biçimde iletilmesine reklam adı verilmektedir. Satış personeli de ele alınması gereken son pazarlama aracımızdır. Satış personeli doğrudan müşteri ile iletişim içerisinde olması nedeniyle önemli bir konumdadır. Pazarlamada verimlilik, teknoloji ve organizasyon konusuyla devam edelim. İlk olarak pazarlama ve verimlilik kavramlarını hayvancılık sektörü özelinde ele alalım. Hayvan ve hayvansal ürünlerin çağın değişen ve gelişen koşullarına uygun bir biçimde verim ve kalitesinin artırılması Türkiye ekonomisi açısından büyük öneme sahiptir. Hayvansal ürünler açısından pazarlama hayvan ve hayvansal ürünlerin üreticiden son tüketiciye kadar geçirdiği bütün ekonomik ve ticari işlemleri ve kuruluşlarını bu işlemlerin üretici, aracı ve tüketici üzerindeki etkilerini inceleyen bir uzmanlık alanı olarak tanımlanabilmektedir. Şimdi de pazarlama ve teknoloji ile devam edelim. Türkiye'de pazarlama hizmetlerinin gelişmesi teknolojik gelişme düzeyi ile çok yakından ilgilidir. Teknolojik gelişme geniş anlamda endüstriyel gelişme, bu amaca yönelik ekonomik araçların kanalize edilmesi, aynı zamanda ürünlerin tüketiciye en iyi şartlarda ve onun talep ettiği şekil kalite ve miktarda sunulması anlamına gelir. Türkiye'de hayvansal ürün pazarlama kanallarına değinecek olursak kasaplık, hayvan ve et pazarlama kanalları ile başlayabiliriz. Türkiye'deki kasaplık, hayvan ve et pazarlamasında yer alan pazarlama organları şu şekilde sıralanabilir. Köy toplayıcıları, hayvan tüccarları, besiciler, komisyoncular, toptancı kasaplar, perakendeci kasaplar, ihracatçılar, et mamulleri imalatçıları Kooperatifçilik kavramının tarihsel gelişimi, ilkeleri ve kooperatifçiliğin Türkiye'deki gelişimiyle devam edelim. İlk olarak kooperatifçilik kavramına bakalım. Kooperatif fertlerin tek başlarına yapamayacakları veya birlikte yapmalarında yarar bulunan işleri en iyi biçimde yapmak üzere dayanışma suretiyle ekonomik güçlerini bir araya getirmeleridir. Şimdi kooperatifçiliğin tanımı ve tarihsel gelişimine değinelim. Toplumsal bir yaşantıda ortak bir amacı gerçekleştirmek için birlikte çaba gösteren kişilerin araçlarını ve güçlerini, emeklerini birleştirmeleri ilk çağlardan beri rastlanan bir davranıştır denilebilir. Kooperatifleşme bilinçli bir örgüt şeklinde 18. yüzyıl sonları ile 19. yüzyıl başlarında ortaya çıkmaya başlamıştır. Lonca kavramından önce korporasyon kavramına değinmekte yarar var. Korporasyonlar bir ortaçağ kuruluşudur. Küçük esnaf veya sanat erbabının kendi kendilerine yardımcı olmak amacıyla meydana getirdiği örgütlerdir. Bu örgütlere Türkiye'de lonca adı da verilmektedir. Bu kuruluşun başlıca amacı küçük sanatkarların emeğini değerlendirmek ve aracıları ortadan kaldırarak hem kendi hem de tüketici çıkarlarını korumaktır. Evet şimdi de kooperatifçiliğin Türkiye'deki gelişimi üzerinde duralım ve kısa bir kronolojik gelişme ortaya koymaya çalışalım. Türkiye'de kooperatifçilik hareketi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Mithat Paşa'nın kurduğu Memleket Sandıkları ile başlamıştır. Türkiye'de tarımsal amaçlı kooperatifler 3 farklı yasa altında 7 konuda hizmet vermektedirler. Bunlar 1581 sayılı yasaya tabi tarım kredi kooperatifleri, 4572 sayılı yasaya tabi tarım satış ve tütün tarım satış kooperatifleri ve 1163 sayılı yasaya tabi tarımsal amaçlı kooperatiflerdir. Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin sayısı 5500'ü aşmış olup ortak sayıları ise 710 bin civarındadır. Kooperatif ilkeleri Uluslararası Kooperatifler Birliği tarafından 1995 yılında güncellenerek kabul edilen ve halen geçerli olan kooperatifçilik ilkeleri, gönüllü ve herkese açık üyelik, demokratik denetim, ekonomik katılım, özellik ve bağımsızlık, eğitim, öğrenim ve bilgilendirme, kooperatifler arasında işbirliği, topluma karşı sorumlu olma şeklinde sıralanabilir. Hayvancılık sektöründe üretim kesiminin örgütlenmesi ve alınması gereken önlemler ile devam edelim. Hayvancılık sektöründe kooperatifçilikten söz etmek gerekirse, Türkiye'de hayvancılık sektörünün kooperatifleşme faaliyetleri çeşitli bakanlıklar bünyesinde ve her bakanlığın kendi bünye ve amaçlarına göre yürütülmekte olduğu söylenebilir. Bu bakanlıklar Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Orman ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'dır. Şimdi de hayvancılıkta örgütlenme kapsamında alınması gereken önlemlere değinelim. Yetersiz mali bünye içinde kurulan kooperatifler faaliyete geçişte hemen dış finansmana gereksinim duymakta, kredi ve finansmanı istediği an ve miktarda bulamamaktadır. Ülkemizde hem tarım hem de hayvancılık sektöründe faaliyette bulunan kooperatiflerin sorunları yıllardır tartışılmakta, maalesef çözümde önemli bir aşama kaydedilememektedir. Sorunlar özetle finansman, üst örgütlenme, mevzuat, denetim, eğitim ve araştırma eksikliği olarak verilebilir. Bu konularda gerekli önlemlerin alınması hayvancılıkta örgütlenme noktasında olumlu bir katkı yapacaktır. Evet değerli arkadaşlar, hayvancılık sektöründe pazarlama ve örgütlenme programımız burada sona erdi. Bu programımızda sizlere pazarlama kavramı ve pazarlama araçları, pazarlamada verimlilik, teknoloji ve organizasyon, Türkiye'de hayvansal ürün pazarlama kanalları, kooperatifçilik kavramı, tarihsel gelişimi, ilkeleri ve kooperatifçiliğin Türkiye'deki gelişimi ve son olarak hayvancılık sektöründe üretim kesiminin örgütlenmesi ve alınması gerekli önlemler konularını aktardık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.